Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, selamlar. Selamlar. O zaman ufak ufak bir giriş yapalım artık. KeyTalk olarak 23.sünü düzenlediğimiz test talks'u gerçekleştiriyoruz bugün. Ve herkes hoş geldi. Test Talks etkinliklerimizden haberdar olmak isterseniz bizleri lütfen sosyal medyadan takip edip e-mail bültenimize de abone olabilirsiniz. Kendimi ufak bir tanıtmakla başlayayım. Öncelikle ben Miray Doğan KeyTalk bünyesinde danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda eğitmenlik, account managerlik gibi böyle görevlerim, farklı şapkalarım da mevcut diyelim. Bugün Trendyol QA Manager'ı sevgili Cihangül'leri ağırlıyoruz. Bize Trendyol'da performans test süreçlerinden bahsediyor olacak. Sorularınızı, sormak istediklerinizi bizlere chatten ve Slido'dan iletebilirsiniz. Slido linkini şimdi ben paylaşıyor olacağım. Ufak ufak Cihan Bey'e sözü bırakalım diyorum. Selamlar herkese, hoş geldiniz. Öncelikle KeyTalk'a teşekkür ederim. Müzikler efsaneydi. Bir ara öyle dalmışım düşünüyordum aslında. bugün sizlere elimden gelmeyeceği Trendyol'da performans testi nasıl gidiyor ve biz bu performans testi sürecinde neleri iyi yaptık, neleri kötü yaptık. Çünkü kötüler de çok önemli. Ben en çok şeyleri dinlemeyi tercih ediyorum. Bu fuck-up'ları daha çok seviyorum. Çünkü güzel dersler çıkabiliyor oradan. Bizim yaptığımız hatalardan da bahsedeceğim. İşte neleri iyileştirmeye çalıştığımızdan da bahsedeceğim. İsterseniz hızlıca sunuma geçeyim mi? Süper, geçelim. Tamam. Buyurun. Trendyol ailesi kocaman bir aile. Trendyol tek ekibi, Express, Dolap, trendyol.com hep birlikte aslında bu süreçteyiz. Bu süreç içerisinde mesela şöyle bir şeyden şunu gösterebilirim. 2019'un Kasım ayında Trendyol'un almış olduğu trafik 533K bir trafik alıyorduk. Bir sonraki yıl 2020'de 1,8M trafik aldık. Burada neleri iyi yaptık, neleri kötü yaptık? Ya bu süreçte performans testinin çok büyük önemi vardı aslında. Bu performans testini ilk önce performans testini belli bir şeyle kısıtlamamamız lazım. Yani işte performans testimi koşuyorum, asıl ihtiyacı belirliyor olmamız lazım. Bizim uygulamamızın ihtiyacı ne? Ona göre bir test strateji oluşturmamız gerekiyor. Bizim buradaki test stratejisi belki bazen pik testler yapmamız gerekiyordu. Mesela burada görüldüğü gibi burada müşterinin yaratmış olduğu bir trafik bu aslında. Biz bunu nasıl çıktık bu ülke? Daha öncesinde performans testlerimizi bu pik testler halinde koşarak burada ortalama 500K'larda gezen bir trafik yaratıyoruz içeride ve daha sonrasında da bu pikler aslında sizlerin işte televizyonlarda görmüş olduğunuz reklamlarla veya işte push notifikasyonlarıyla vesaire müşteri Trendyol uygulamasına giriş yapıyor ve bu girişten sonra bir pik oluşuyor. Biz burada neleri yaptık? Bu testleri koşarken nelere dikkat ettik? İlk önce uygulamamızı çok iyi tanıdık. Çok iyi tanımaya çalıştık. Burada işte müşterinin ilerleyen slaytlarda daha detaylı bahsedeceğim zaten. Müşterinin nasıl hareket ettiğini analiz etmeye çalıştık. Daha önce mesela bunları çok fazla analiz etmiyorduk. Tool ön plandaydı ama aslında tool burada bizim açımızdan tool aslında ikinci planda. Tool'u bir şekilde customize edebiliyoruz. Customize etmeye de başladık. Ares diye bir tool geliştirdik. Ares bizim bu tool'u yazdığımız işte ekip eski Knight Online oyuncusu. O yüzden Ares server'ından feyz aldık. O yüzden Ares dedik. Daha sonra bu tool'u geliştirmeye başladık. Yaklaşık 4 yıldır bu tool üzerine konuşuyorduk, düşünüyorduk, tartışıyorduk. Bu yılın başında QA ekibinden ayrı bir ekip daha kurduk ve bu tool üzerine çalışmalara başladık. Bu görmüş olduğunuz bizim dashboardumuz, benim dashboardum aslında Ares tool'u üzerinde. Burada nelere dikkat ediyoruz? Burada trafiği capture ediyoruz aslında. Network'ten geçen trafiği alıyoruz. Bunu
çeşitli distribution yapıların içerisinden geçiriyoruz. İşte Poisson distribution deniyoruz, farklı distribution'lar deneyerek ilk önce uygulamamızın nasıl bir davranış sergilediğini anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra da bunun ağırlıklarını vesairesini tanımlıyoruz. Trendyol mikroservis mimari mimardan oluşuyor aslında. Arka tarafta binlerce mikroservis var ve multi DC çalışan bir yapıya sahip. Burada testlere ilk önce API'nin en küçük parçasından başlayıp, yani en arkadaki yapıdan başlayıp test ede ede en üst tarafa doğru gidiyoruz. İçeride yanlış hatırlamıyorsam 63 tane takım var. Bu 63 takım işte büyük bir kısmı API takımları. Client'ın gördüğü uygulamaları, datayı veren takımlar aslında. API takımları her ay düzenli olarak performans testi koşarlar. İki ayda bir de ya da ayda bir de biz overall performans testi koşuyoruz. Buradaki overall koşmamızın sebebi aslında sadece uygulamanın scale edip etmediğini ölçümlemek değil. Sonuçta ön tarafta hardware'sal yapılar da var. İşte çeşitli DDoS cihazları var, IPS cihazları var vesaire gibi bu cihazlar var. Belki bunlar bize engel olacak. Bu sadece yazılımsal sıkıntıları değil, hardware'sal sıkıntıları da görmemiz için performans testi Trendyol'un olmazsa olmazlarından. Bir uygulama yazılır, bir API geliştirilir, farklı farklı dillerle geliştirilir. Bu farklı farklı dillere performans testi koşarız ve bu performans testi sonucunda hangi dilde daha fazla verim aldığını görerek bu uygulamayı production'a deploy ederiz. Aynı şekilde şey de söyleyebilirim, bir data source, Elastic'in çeşitli scale etme yöntemleri var. Mesela bunlara da performans testi koşuyoruz. Hangi yapıda bizi daha iyi karşıladığını görüyoruz ve bu şekilde uygulamamıza entegre edip production'a deployment yapıyoruz. Yani Trendyol'da şunu söyleyebilirim, her adımda bir performans testi kesinlikle koşuyoruz. Ön tarafa koyacağımız bir cihazla da performans testi koşuyoruz. Sistemi nasıl etkilediğini görüyoruz. Burada da tool yazmamızdaki en büyük amaçlardan bir tanesi de bazı hatalar yapıyorduk. Ne yapıyorduk? İşte bir parametreyi eksik yazıyorduk veya bir parametreyi müşteri meğerse o öyle bir parametreyle gelmiyormuş. Performans testini yazarken bir parametreyi eksik veya fazla yazabiliyorduk. Bu da aslında testi koşuyoruz, bakıyoruz her şey yolunda ama farklı sıkıntılara sebep olabiliyordu ve tahmin etmediğimiz problemlere neden olabiliyordu. Bu yüzden biz trafiği capture etmeye başladık. Trafiği belli periyotlarda capture edip hiçbir yerde hiçbir kod yazmadan arka tarafta bir yapı ayağı kaldırıyoruz. Kullanıcı geliyor, task'ını oluşturuyor. Hangi istekleri koşmasını istiyorsa onları seçiyor. Örnek şöyle bir şey görebiliriz aslında. O saat aralığındaki count'ları görüyor. Yani bir müşteri bu isteklere kaç kere atmış, kaç kere görüntülemiş bu sayfayı. İşte query parametrelerini çıkartıyoruz. Daha sonrasında bir test case edit sayfasına düşüyoruz. Bu test case edit sayfası burada bazı alanları değiştirebiliriz. İşte veya dependent case'ler var. Bu dependent case'ler ne demek? İşte bir ürünü kullanıcı sepetine attığı zaman farklı bir yerde authentication vesairesini kontrol etmesi gerekebiliyor. Ondan sonra diğer sisteme geçebiliyor veya o istekle birlikte farklı bir isteğe daha o istekten gelecek header'a vesaireye bağımlı olabiliyor. Burada o tip ayarları yapabiliyoruz veya işte Trendyol'da belki URL'de fark etmişsinizdir. Bir tane butik içerisine girdiğiniz zaman yukarıda URL'de bir ID yazar. O da butik ID'dir. Biz testlerimize bunu dinamik vermek istiyoruz. Aynı URL'e istek attığımız zaman aslında çok bir şey ifade etmez. Bunu sürekli canlıdaki bütün butikleri koşabilir hale getirmemiz gerekiyor. Burada bu tip değişiklikleri, işte header'ını, body'sini, dependent mı değişiklikleri yaptıktan sonra bir tane test isteği atıp bizim yaptığımız konfigürasyonlar doğru çalışıp çalışmadığını aslında görüntülüyoruz. Ve bir sonraki step'te de dependent case'ler, yani şu aslında bir tane testimizden bir model, bir isteğin aslında bir sürü dependent'ı olabilir. Birbirinden bir şeyleri alabilir ve kullanabilir. Onu aslında daha böyle visible hale getirmek için bu map sayfasını geliştirdik. Yani testi koşarken hangi testlerin birbirine dependent, hangileri tek bir istek, onları bu sayfada görebiliyoruz.
Bir sonraki step aslında işte performans testinin en kritik noktalarından ikincisi, bir tanesi istekleri doğru bilmek, müşterinin geldiği istekleri doğru bilmek. İkincisi de müşteriler bu istekleri ne sıklıkla atıyor? Bizim daha önce yaptığımız hatalardan bir tanesi, işte random bir değer veriyorduk. 1 milisaniye ile 30 milisaniye arasında random bir istek atıyorduk. Ama müşteriler A noktasından B noktasına gitmek için bu kadar bu istekler 0 ile 30, 1 ile 30 milisaniye arasında değilmiş. Biz bunları işte pulse distribution'la vesaire her şeyde pulse'una uyacak da değil aslında. Çeşitli distribution yöntemleriyle bu isteklerin ne kadar sürelerde geçtiğini ve bunların ağırlıklarını çıkartıyoruz bu saat aralığında. O yüzden işte e-ticaret için bir event dönemleri çok kritiktir. Özellikle event dönemlerindeki trafiği alıp bunun üzerine çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Test strateji aslında buradan doğuyor. Ve daha sonrasında marketingle de işte marketingin beklediği user sayısı vesaire gibi kat sayıları da üstüne ekliyoruz. A noktasından B noktasına bir kullanıcı için 10 ile 15 milisaniye içerisinde de olabilir. Bir kullanıcı için de 200 ile 300 milisaniye içerisinde de olabilir. Trendyol'a 1.8M bir trafik geldiğinde buradaki kişilerin bu A noktasından B noktasına gitmek için harcadığı zamanın ortalamasını alıyoruz ve bunların hepsini getirip bir array'e veriyoruz. Bu array'de de ağırlıklarını çıkartıyoruz. Müşterilerimizin işte %70'i 30 milisaniyede A noktasından B noktasına gidiyor. Ve müşterilerimizin %10'u 0 ile 3 milisaniye arasında A noktasından B noktasına gidiyor. Testimizi gerçek kullanıcı davranışına göre aslında tamamen burada odaklıyoruz. Bir de Trendyol'da cache diye bir yapı neredeyse yok gibi bir şey. Çünkü her müşteriye göre farklı bir sayfa açılıyor, farklı bir butik sıralaması açılıyor, farklı bir ürün sıralaması açılıyor. Bu yüzden bunu böyle biraz önce random bir değer veremeyiz. Her müşterinin hareketleri, dinamikleri çok farklı. Bunların hepsini analiz edip bu analize göre aslında testlerimizi koşmamız gerekiyor. Gerçek user davranışına en yakın noktaya getirmemiz gerekiyor. O yüzden bu nokta en kritik noktalardan biri. Daha önceden bahsettiğim gibi biz mesela bunu daha sonralardan fark ettik. Bu RS tool'unu geliştirirken aslında şeyi gördük. Burada büyük bir eksiğimizin olduğunu ve bu tool'a bunu empoze etmemiz gerektiğini burada gördük. Biraz önce bahsettiğim konuyu şu videodan aslında anlatmam daha doğru. Biz daha önceden testleri koşarken testleri koşarken istekler belli bir ritimde gidiyordu ve biz bu isteklerin o belli bir ritmini sürekli tekrar ediyorduk. Ama bu doğru bir şey değil. Bu distribution'ların mantığı aslında buradan geliyor. Her uygulamanın distribution'u farklıdır. Bazıları schedule job'tır. Yani bir istek bir schedule job içerisinde 10 saniyede bir veya 20 saniyede bir veya dakikada bir hareket eder. Eğer biz bu distribution'u yani bu süreci fark etmemiş olsaydık isteklerimiz aynen bu şekilde sıralı bir şekilde hiç aralarındaki boşluklar aynı şekilde ilerliyor olacaktı. Şöyle biraz ilerleteyim. Aynen şuradayız. Veya bu şekilde daha önce 2019'a koştuğumuz testler aslında buna yakın bir şeydi. Ama şu anda Ares'le birlikte testlerimiz bu şekilde. Yani bunu da müşterilerimizin yapmış olduğu hareketlerden algılayarak, oradaki distribution'ları bularak, hesaplayarak müşterinin hareketlerini bu şekilde tanımlıyoruz. Ve bunları testlerimize entegre ediyoruz. Şurada güzel bir hareket. Evet. Aynen burası. Müşteri aynı anda gelebilir. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Trendyol bir push attı ve bu push'a tepki veren müşteriler aslında çok hızlı bir şekilde aynı anda hareket edebiliyorlar. Evet, bir grubumuz daha geldi. Bu da büyük ihtimalle televizyon reklamı diyebiliriz. Televizyon reklamı gibi düşünebilirsiniz.
televizyon reklamında işte müşterilerin bir anda uygulamaya uygulamaları açıyor olması, uygulamalarda işlem yapıyor olmasını gösteren bir durum aslında. Ve biz bu testlerimizde şeyi fark ettik. Bazı testlerimizde işte gece kalıyorduk, sabaha karşı testlerimizi koşuyorduk. Bu çok iyi bir şey olmuyordu. Çok fazla yoruluyorduk. Onunla ilgili bir iki tane fotoğrafımız var. Schedule Run diye bir feature geliştirdik. Schedule Run bir testimizi tasarlıyoruz, oluşturuyoruz ve bu testimizi hangi saat aralığında koşmak istiyorsak o saat aralığını yazıyoruz. İşte kaç user'a kadar çıkmak istiyoruz ve bu kaç yüz lira kadar devam etsin, kaç saat sürsün gibi ayarları buradan yapıyoruz. Bunun artı avantajı test sonrasında bu testi tekrar koşmak istediğimizde elma ile elmayı karşılaştırmamızda çok büyük bir artı sağlıyor. Çünkü aynı stratejiyle koşmuşuz ve aynı dakikalar aralığında user'larımızı arttırmışız. Bunu manuel yapmaktansa bir sisteme yaptırıyor olmak ve sabah kahvemizi yudumlarken bu test sonuçlarını görüntüleyebiliyor ve karşılaştırabiliyor olmak bize büyük bir hız kazandırdı. Bugün bir arkadaşımla konuşuyordum. O da işte şeyden bahsetti. İşte NASA'daki test süreçlerinden vesaire bahsetti. Bayağı zorlu süreçleri olduğundan ve çok yavaş ilerlediğinden ama e-ticarete bu yavaşlık yavaşlığı bir şekilde kırıyor olmamız lazım. Biraz daha otomasyona yöneltiyor olmamız lazım. Sistemi bir şekilde otomatize ederek bu testlerimizi daha hızlı, daha pratik yöntemlerle ilerletiyor olmamız gerekiyor. Bu bütün Trendyol'da çalışan arkadaşlarımız buraya aktive olabiliyor ve kendi test runlarını tanımlayarak kaydediyorlar ve bir tane ortak bir bu uygulama içerisinde calendar'ımız var. Herkes o saat aralığında hangi takımın test koşabilecek, test koştuğunu vesairesini çok rahat bir şekilde görebiliyor. Ve işte değişiklik yapması gerekiyorsa yapabiliyor veya uygulamasını kimi uygulamalar autoscale, kimi uygulamalar autoscale olmayabiliyor. Ona göre kendini ayarlayabiliyor. Daha sonrasında da işte testlerimizi yorumlamak kalıyor. İşte çeşitli tool'lar kullanıyoruz. İşte DevOps ekibinin tool'ları var. İşte Nivrelik kullanıyoruz. Nivrelik'ten test esnasındaki Graph API'nin durumunu görebiliyoruz. Test sırasındaki bizim kendi datamızı görebiliyoruz. Bunu alıp karşılaştırabiliyoruz. Bottleneck'lerimizi görebiliyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Sorusu olan var mı? Ben çok hızlı da gitmiş olabilirim. Şu anda mesela bu uygulama üzerine çalışıyoruz çok fazla ekiple birlikte. Aslında ekibimiz 9 kişi. 2 tane stajyer arkadaşımız var, destek oluyor. Ama baktığımız zaman bütün neredeyse Trendyol'daki en son rakam IT ekibi 1020 kişiydik yanlış hatırlamıyorsam. 1020 kişinin aslında desteği var. Gerçekten çok iyi bir takım çalışmasıyla ilerliyoruz burada. İşte DevOps ekibi ayrı olsun, network ekibi, development ekipleri hep birlikte aslında testleri bunun üzerinden koşarak feedbackleri alıyoruz veya daha iyi nasıl yapabiliriz diye hep birlikte çalışıyoruz. Bu uygulamayı aslında QA ekibindeki arkadaşlarla birlikte, yani bu uygulamanın testlerini de biz yazıyoruz aslında. Development'ında bununla ilgili API'ları da vesaireyi de biz geliştiriyoruz. Buradan QA arkadaşlara şey diyebilirim. Yani bir uygulamayı test etmek, arka tarafında biliyor olmanız her zaman sizi test ederken bir tık öteye atabilecek bir şeydir. Sadece uygulamanın UI'yla veya arka tarafındaki API'yle değil, arka taraftaki mimari ve o katmanlarla da ilgilenmeniz, hangi data source'u kullandığını, data source'un bottleneck'leri nelerdir, ne gibi sorunlar yaşatabilir gibi konulara da QA arkadaşlarının girmesinde büyük fayda var. Bunları söyleyebilirim. Daha önceden testleri sonuçlarını bir yerde tutamıyorduk. Locus'u kullanıyorduk. Bu sonuçları da bir yerde barındıramıyorduk aslında. Sadece screenshot'lar vesaireler alıyorduk. Bu da biraz daha
bizi yavaşlatıyordu. Şu anda arka tarafta bir yapı kurduk. Testler buraya bir Kafka'ya isteklerini atıyor. Kafka'dan Flink aracılığıyla işleyip bunları bir Elasticsearch'e veriyoruz ve real time'da test sırasında nasıl pikler oluştuğunu, nerelerde sıkıntılar yaşandığını parametre parametre halinde testi koşan arkadaşlara sunuyoruz. Çeşitli entegrasyonlar yaptık. Slack entegrasyonu yaptık. Mesela testlerini schedule bir test oluşturdunuz. Test koştuktan sonra Slack'e bu testle ilgili bir tane PDF atıyor ve bu PDF'i takımca inceleyebiliyorsunuz. Ne gibi sorunlar olduğunu görebiliyorsunuz. En güzel yanı da kod maliyeti sıfır. Arka tarafta ki işte DevOps'la ilgili bazı geliştirmeleri işte DevOps ekibiyle birlikte çalışarak bunu scalable bir hale getirdik ve scalable hale getirmesi işte DevOps maliyetini tek bir kere de çözmüş olduk. Arka tarafta API'ler çeşitli hareketlerle bize devasal bir yapı oluşturabiliyor. Ortalama çıkabildiğimiz yük 2-3 milyona kadar kullanıcıya kadar çıkabiliyoruz. Daha fazlasını denemedik açıkçası, bilmiyorum. Ya yani uygulama çıkabilir tahminimce de biz şu an için daha denemedik ama deneyeceğiz gibime geliyor. Çünkü her geçen yıl, geçen yıl işte 1.8M gördük. Bir önceki yıl 530K yakın bir trafik gördük. 3 katı bir büyümeyle gidiyor aslında bu trafikler. Bu trafikleri bizim de 3 katı veya 4 katı şeklinde deniyor olmamız gerekiyor. İlerleyelim. Bu şey 2018 yılında bir gece yarısı performans testi sırasındaki bir fotoğrafımız. Eski ofisimizdeki bir fotoğraf. Bu da 2019 performans testi koştuktan sonra hepimizin gözlerinden uyku aktığı bir fotoğraf. Daha sonra zaten event'e girmiştik. Bu da yanlış hatırlamıyorsam pandemi başında bir etkinliğimiz vardı. Burada Trendyol'daki bütün arkadaşları görüyorsunuz. Şu anda büyük ihtimalle bu kareye artık böyle bir kare çektiremiyor olacağız. Bayağı büyüdü ekip. Sadece teknoloji ekibi 1020 kişiye falan ulaştı. Benden bu kadar. Sorularınız varsa veya takıldığım, anlatamadığım bir nokta varsa, ben çünkü sürekli bunları konuştuğum için içeride de arkadaşlarla sürekli istişare içerisindeyiz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çok da hızlı geçmiş olabilirim. Anlamadığınız bir nokta varsa şey yapmaya çalışayım tekrardan. Arkadaşların sorularını Slido ve chatten alıyoruz. Ufak ufak onları sormaya başlayacağım ben aslında. Önce benim merak ettiğim bir şeyle başlayalım. Biraz önce de bahsettik aslında, hani event dönemleri, işte bu Black Friday'ler vesaire gibi bu alışveriş günlerinde aslında kullanıcılara yansımayan, belki fark etmediği, belki de zaman zaman da fark ettiği problemler yaşanabiliyor. Sizin bu performans özelinde siz nelerle karşılaştınız? Var mı böyle arka planda karşılaşılan bir kriz oluşturan vesaire? Bir kere Netscaler diye bir tane şey var, load balancer cihazı var. Bir testimizde onu fark ettik. Hem de event, ya şey, performans testi böyle cycle ilerleyen bir şey. Ve her seferinde şu sorunu çözdük, bitmiyor. Arkasına farklı bir sorun daha çıkıyor. Onu görüyoruz, onu fixliyoruz. Böyle bir sorun aslında arka taraftaki birçok sorunu kapatmış oluyor. Ve step step en uç noktasına kadar gitmeye çalışıyoruz. İşte fixliye ilerliyoruz o süreçlerde. Ve daha sonrasında işte evet, arka taraftaki uygulamalar kaldırmaya başladı ve biz iyice sisteme yüklenmeye başladık. Yüklendiğimizde bir gördük, işte bu ön tarafta kullandığımız load balancer'ın yetmediğini fark ettik ve event'e 3 gün kalmıştı. Ve 3 gün içerisinde bu cihazın daha büyük bir versiyonu sipariş edildi, yurt dışından geldi, takıldı, performans testi koşuldu ve şunu söyleyebilirim. Akşamı event, biz öğlen bu cihazı değiştirdik, test koştuk, akşamı event'e başladık. Böyle bir anım var mesela. Vay, güzelmiş bu. Peki şey de soracağım. Böyle hangi kısımda zayıf olduğunu böyle testlerle ölçümlüyorsunuz. Okey. Peki böyle performansını ne kadar arttırmanız gerektiğini
nasıl belirliyorsunuz? Onları aslında marketingde böyle uzun uzun toplantılar yapıyoruz. İşte bunlar her şey birbirine entegre. İlk başta o yüzden söyledim. Sizin uygulamanız ne kadar performans? Şimdi bizim çok büyük ihtiyacımız var. O yüzden gerçekten büyük bir işte Ares gibi bir uygulama yazmaya çalışıyoruz ekiple birlikte. Ve bunun üzerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Kimi firmalarda olmayabilir. Bu kadar büyük ihtiyacı öğrenmek lazım. Bu ihtiyaçları da öğrenmek için işte event dönemleri marketingle oturup dirsek temas çalışıyoruz. Burada neredeyse marketing bütçesine kadar bakıyorsunuz. Yani o bütçe sonuçta size bir trafik getiriyor ve bunu ölçümlemeye çalışıyorsunuz. Bu ölçümlemeye göre de performans testlerinizin şiddetini vesairesini buna göre ayarlıyorsunuz. Peki. Bildiğiniz saf artık matematik yapıyoruz aslında. Yani tabii, oturup tabii. Saniyede geçecek sipariş sayısı, saniyede login olabilecek kullanıcı sayısı, içeride gezecek kullanıcı sayısı vesaire gibi böyle oturup matematiksel olarak çıkartıp bunları daha sonra deniyoruz. Peki, güzel sorular var. Böyle ufak ufak sorular, arkadaşların sorduğu sorular üzerinden de gitmek istiyorum. Performans testlerine sprint sonu mu yoksa günlük olarak mı koşuyorsunuz? Şu şekilde ekip olarak koşacaklarınızda neye göre belirliyorsunuz? Sorunun da devamında söylemiş oldum. Şu şekilde aslında performans testleri bir takım bir uygulamayı geliştirdiği zaman, oradaki bir feature değiştirdiği zaman o takım zaten o uygulamayı deploy etmeden önce performans testini test ortamında koşuyor ve bir önceki testle bir sonraki testi kıyaslıyor. Burada artılar eksileri bir kere görüyor. Daha sonra bunu production ortamında izole bir yere ekstradan deploy edip sonuçta production ortamındaki makinelerin CPU'su, işte network bandwidth'leri vesaire gibi olayları test ortamını aynı şekilde yapmak çok zor. Çok da maliyetli. Ya production'ı birebir test ortamına alamazsınız. Test ortamında izole bir yere çıkartıp burada ekstradan bir daha test koşuyorlar. Ve ondan sonra müşteri işte şöyle diyebilirim. A API aslında. A API'nin A-1 diye çıkıyorlar. Ve bunun üzerine test koşuyorlar. Testler okey olduktan sonra performans testleri okey olduktan sonra bunu tekrardan reverse yapıp mevcut A API diye production'a tekrardan alıyorlar. Güzel. Ya bunun bir şeyi yok aslında. Cycle'ı yok. Yani şunu diyemem. Tamam. Bir API'de değişiklik yapıldığı zaman performans testi koşuluyor. Böyle güzel, herhalde cevaplar yeterli diye düşünüyorum. Olmazsa da lütfen sorulara devam. Peki, olası işte arkadaşlar yazmış zaten, bazı testler rutin olarak her gün koşulu olabilir, doğru. Olası bir hata durumunda sistemi veya DB'yi lock edecek bir durum yaşanıyor mu? Yok, işte onları işte performans testleri sırasında büyük bir kısmını görüyoruz zaten, fixliyoruz. Sonuçta DBA ekibi de şeyden hiç bahsetmedim. Overall testlerden bahsetmedim, kusura bakmayın. Overall testleri biraz anlatayım. Çok keyifli oluyor. Bütün ekip ofiste oluyorduk pandemi öncesinde. Artık Zoom'da oluyoruz şu an için. Her ekipten birer tane arkadaş oluyor. Sadece developerlar ve QA'ler değil, network ekibinden de, DevOps ekibinden de, security ekibinden de herkes kendi database ekibi ve sayamadığım diğer arkadaşlarımın hepsi ofiste veya Zoom başında oluyoruz. Herkes kendi tarafını monitör ediyor aslında o sırada. Testler koşulduğu esnada. Ve oradaki bottleneck'leri, bir tane Trendyol'da Excel çok kullanılıyor. Çok aktif kullanıyoruz. Bir tane ortak Excel'imiz oluyor. Herkes orada gördüğü bottleneck'i o Excel'e giriyor. Ve bu Excel ocağın ikisinde başlıyor. Yıl sonuna kadar bu şekilde maddeler yazılıyor. Gördüğümüz bottleneck'ler ve onları sprintlere dahil ederek fixliye ilerliyoruz. İşte database lockları vesaire, bunların hepsi çıkıyor testler esnasında. Ve bunları da veya işte instant yaşayabiliyoruz. O instantlarda da işte teste görmemiş olabiliriz belki, bir şeyi yanlış yapmış olabiliriz. Onları da teste ekleyerek sürekli fixliyor oluyoruz. Süper. Peki bir arkadaşımız da performans testi gerçekleştirilen ortamların konfigürasyonları nasıl belirleniyor? Canlı ortama eşlenek bir ortam oluşturabiliyor musunuz?
aslında. Performans testini aslında canlı ortamda koşuyoruz ama farklı şeyleri var, özellikleri var. Koştuğumuz user'lar test user'ları. Bunların her birinin flag'leri var. Gitmek istediğimiz yolda shadow table denen bir olay var aslında. Tahminimce 2 yıla, 2 yıl sonra büyük ihtimalle shadow table olayına geçebiliriz. Çünkü production'da yaptığınız hareketlerin bazıları hareketler database'e sonuçta bir işlem olarak, data source'a bir işlem olarak yansıyor. Shadow table bunu bu database'e değil de bu database'e yaz diye, yani gizli bir test bir database'ine yazmanıza izin sağlıyor. Bununla ilgili zaten planlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da şu şekilde ilerliyor. Performans testi koşuyoruz. Flekli butiklerimiz var. Flekli ürünlerimiz var. Bunu kullanıcının göremediği, sadece test user'larının görebildiği bir ürünler var ve bu ürünler üzerinden koşuyoruz. Güzel. RSA open source olarak paylaşmayı düşünüyor musunuz diye bir soru geldi. Kesinlikle düşünüyoruz. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bunu open source etmeyi planlıyoruz. Ama ne olur Black Friday'e kadar hem daha fazla feature eklememiz gerekiyor ve üzerine çalışmamız gerekiyor. Geçen bir tane test koştuk. Bir tane hardware bir cihaz vardı. Onu test etmek için RSA kullandık. Saniyede milyondan fazla istek atmamız gerekti. O sırada bazı bottleneck'ler yaşadık mesela. Bu da sonuçta bir uygulama. O bottleneck'leri falan fixledik. Önümüze bir pipeline şeyimiz var, iş planımız var bizim de. O iş planının paralelinde kesinlikle open source hale getirmek de var bu projeyi ve herkese paylaşıp daha iyi bir şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. Müthiş, müthiş, güzel. RSA'yı Jenkins'e bağlayıp tetikliyorsunuz. Incident geldiğinde veya bir API bozulduğunda ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz? API bozulduğunda RSA'nın API'si mi, şeyin API'yi mi, uygulamanın API'yi mi? İkisine de cevap verebilirim aslında. Biz production'ı şeyle, Nivrelik'le monitör ediyoruz. Nivrelik'te ve işte DevOps ekibinin hazırlamış olduğu işte Kubernetes cluster'ındaki durumu vesaireyi, network trafiğini gördüğümüz Grafana'lar vesaireler var. Bunlarla monitör ediyoruz. Orada bir API'de bir sıkıntıya yaşandığı zaman ya autoscale'dir o API, autoscale olup hayatına devam edebilir. Ya da API, okey, autoscale de arka taraftaki data source'da bir sorun olmuş olabilir. Elastik artık kaldıramıyor olabilir. Onu scale etmeye çalışıyoruz aslında. Performans testleri sırasında bu elastiği zaten takımlar o elastiği zorlayabildiği yere kadar zorluyor ve ne kadar saniyede ne kadar istek alabileceğini görüyorlar. Ve ona göre bir scale hale getiriyorlar. Overall testler sırasında overall testler aslında çok kritik. Yani Trendyol'un müşterinin gördüğü ve görmediği bütün uygulamalarını biz performans testi koşuyoruz aynı anda. Bu da ne sağlıyor? Event döneminde sonuçta sadece dışarıdaki müşterilerimiz Trendyol'a girmiyor. İçerideki müşterilerimiz yani içerideki arkadaşlarımız aynı zamanda ürün giriyorlar, fiyat değiştiriyorlar, stock update ediyorlar, ürünün görselini değiştiriyorlar vesaire gibi içeride aslında çeşitli invalidasyonlar oluyor. Bu invalidasyonlar da sisteme büyük yükler yaratıyor. Bunu da görmek için Trendyol'da sadece dışarıdaki müşterinin gördüğü ekranlara değil, bütün overall müşterilerimizin görmediği backend tarafındaki bütün her yere de aynı anda test koşarak event dönemlerine bu şekilde hazırlanıyoruz. Hatta işte çeşitli test siparişleri vererek, performans test sırasında bu siparişleri vererek iptallerini, kısmi iptal, işte iki tane ürün aldığınız bir tanesini iptal ediyoruz gibi hareketler de yapıyoruz. Peki. Tabii şöyle bir soru. Otomatize şey değil, manuel değil hiçbiri. Tabii. Biz performans Alptekin Gezmez sormuş. Biz performans testlerimizi senaryoları hazırlayıp belirli aralıklarla geometriyle koşuyoruz.
koşturuyoruz. Bu tool'da arka tarafta hangi teknolojiler kullanılıyor ve böyle bir tool hazırlamak isteyen ekiplere neler tavsiye edebilirsiniz? Böyle bir sistem kurmuş ekip olarak size en çok fayda sağlayan kısımların neler oldu? Şöyle bir kod yazma derdi yok. Ve ilk başta anlattığım gibi şey hatası çok fazla yapıyordu. Query param eksik geçmişiz, yanlış geçmişiz, unutmuşuz, o query paramları eklemeyi unutmuşuz. E ne oluyor? Test koşuyor ama şu şekilde düşünebilirsiniz. Köprü var. Köprüden sürekli kamyon geçiriyorsunuz. Ama köprüden kamyonun zamanında yanında motor da geçmesi lazım. Taksi de geçmesi lazım. Belki o köprüden insanların da yürüyor olması lazım. Bu da aslında sizin istekleriniz gibi düşünün. Biz daha önceden bu köprüden sürekli kamyon geçirmeye çalışıyorduk. Ve kamyon geçirdiğimiz zaman köprüye farklı bir şiddet uyguluyorduk. Ama biz şu anda trafiği capture ettiğimiz için o köprüden neyin geçip geçmeyeceğini çok daha bilinçli bir şekilde, ne kadar sıklıkla geçeceğini, orada ne kadar bir trafik olabileceğini ona göre ayarlıyoruz. Bence tuğla kesinlikle takılmayın. Mevcut yapınızın mantığına, nasıl çalıştığını algılamaya daha çok çalışın. O köprüyü kimler kullanıyor? Nasıl bir ağırlıkla geliyorlar? Ne kadar sıklıkla istek atıyorlar? Bu tip şeylere daha fazla odaklanırsanız burada tool, her tool'u biz Locus kullanıyoruz arka tarafta. Çünkü ilk baştan beri Locus kullanıyorduk. Ekstra bir şey harcamayalım diye, efor vermeyelim diye Locus'a devam ediyoruz. Ama Locus'u mevcut indirdiğiniz zaman projeyi bizim projeyle çok farklı. Çünkü kendimize göre customize ettik. Ama ilerleyen süreçte ortadan Locus'u da kaldırıp, çünkü bunların hepsi aslında şey, bir CPU tüketimi vesaire gibi, memory, bu tip memory vesaireyi minimuma indirip daha fonksiyonel bir hale getirmeye çalışacağız biz de. Ama şu an için Locus istediğimiz işlevi yapabiliyor. Onda kendi customize ettiğimiz yerler de istediğimiz işlemi yapıyor. Şu an dokunmuyoruz ama diğer yapıların hepsi zaten biz yazdık. Ali Cloud üzerinden koşuyoruz. Cloud provider kullanıyoruz. Tabii open source ettikten sonra diğer arkadaşlar farklı cloud yapılar kullanmak isterse entegre edebilir. Bizim de zamanımız kalırsa biz de entegre etmeyi de düşünmedik değil. Süper. Peki. Bir arkadaşımız da der ki, Kerim Aydın, testin kabul edilmesi için hangi parametreleri baz alıyorsunuz? Trendyol'da API standartları var ve belli bir API, bu API standartlarına uygun ve belli bir işte şey var. Bir API'nin cevaplama süresi var. Bunun da işte fast, işte müşteriye ne kadar etkisi var bu API'nin. Mesela ürünleri getiren bir API'nin 300 milisaniyede, 500 milisaniyede dönmesi kesinlikle kabul değil. Çünkü sistemi yavaşlatırsınız. Bu API'nin işte tamamen şu anda belli bir içeride bunların her birinin standartları var aslında. Bu API hangi amaçla kullanılıyor, müşteriye ne kadar etkisi oluyor gibi standartlarımıza göre aslında bir API olmuş veya olmamış diye bakıyoruz. Süper. Daha bir çok bayağı soru gelmiş bu arada. API geliştirmeleri bittiği anda performans testine sokuyor musunuz? Yani trafik birisi gelmeden nasıl test ediliyor? Pass/fail statüsü neye göre veriyorsunuz aslında? Güzel soru. Biz şimdi ilk işte arkadaşlarla konuşurken trafiği capture edeceğiz vesaire diye konuşuyorduk. Bir anda işte projeyi paralelde geliştirirken dedim API'yi Pro'da almadık. Trafik gelmedi. Test etmeden bu Pro'da çıkacağız. Daha sonra oturduk bir tane şey yazdık. Bir parametre daha ekledik. Kullanıcı zaten dizaynımızı da o şekilde daha sonra da ufak tefek yerleri değiştirdik. Yani sen mesela bu RS'i kullanmak istiyorsun ama network trafiğini bir yere capture etmemişsin ve bunu bir şekilde bir data source'a barındırmıyorsun. Sen bu parametreleri kendin URL'leri tanımlayarak testlerde koşabilirsin. İlla network trafiğini capture edip bir yerde tutmana gerek yok. Yani production'a çıkmamış bir isteği URL'lerini sisteme yazıp istediğin alanları dinamik, istediğin alanları statik olarak belirleyerek veya dependence'a dependent olarak belirleyerek testini koşabilirsin.
Süper. Bir soru daha. Yük testini ve performans testini Trendyol nasıl ayırıyor? Yükü trafik olmadan nasıl öngörebiliyorsunuz? Böyle biraz bağlantılı. Yükü trafik olmadan nasıl öngörebiliyoruz? Düşüneyim. Ya aslında biraz önce bahsettiğim, biz marketingde oturuyoruz, el sıkışıyoruz. İşte marketing bize aslında bir nebze yol gösteriyor ve matematiksel hesaplamalar yapıyoruz. İşte burada her şey aslında geçerli. Sadece televizyon reklamı mı verilecek? Sadece push notifikasyonu mu atılacak? Sadece influencerlar mı işlem yapacak? Buna göre her test stratejisini buna göre tanımlıyoruz aslında. Ve daha önceki deneyimlerimizden, daha önceki koşmuş olduğumuz testlerden hesaplayarak işte yüzde kaç trafik artacak diye buna göre aslında bir matematiksel hesaplarla işte bizim beklentimiz budur. Buraya kadar çıkacağız. İşte trafiğimiz bu kadar olacak. O noktanın bir çıt üzerine genelde çıkmaya çalışıyoruz. Ve sistemin gerçekten stabil bir şekilde çalıştığından emin olana kadar bu testleri tekrarlıyoruz. Peki, senaryoları bu uygulama üzerinden mi otomatize ediyorsunuz? Ares uygulaması aslında bir ön yüz müdür? Backend'de hangi app'leri kullanıyorsunuz diye bir soru. Ares uygulaması bir ön yüz. Arka tarafta kendi yazmış olduğumuz custom API'ler var. Ve işte Trendyol'daki network'ten geçen trafiğin kullanıcının atmış olduğu istekleri capture eden bir sistem var. Bu sistem kullanıcının attığı istekleri capture ediyor. Sadece URL'lerini ve bu URL'leri bir data source'a yazıp biz oradan o datayı çekip kaotlarını çıkartmaya başlıyoruz. İşte T1 zamanıyla T3 zamanında A isteği kaç kere gelmiş? 10 bin kere gelmiş. Bir satır olarak, bir row olarak yazıyoruz biz bunu. Daha sonra işte ben geldim, Ares'i açtım, login oldum. O T1 ile T3 tarihindeki datayı görmek istiyorum ve oradan bir istek seçmek istiyorum. O saat aralığına gidip oradan datayı çekip isteklerimi buna göre customize edebiliyorum. Peki, testleriniz üretim ortamınızın performansını etkilemiyor mu diye bir Üretim soru geldi. ortamı anlayamadım. Soruyu biraz daha açabilirsek. Sevinirim. Gerçekten Bana ön anlayamadım. olarak geldiği için bu. Peki, şöyle bir soru. Bu bir uygulamanın toplamda performans testi için API testi yeterli oluyor mu? Kapsayıcı başka testler yapılıyor mu? Kesinlikle, kesinlikle yeterli olmaz. Kademe kademe, katman katman gidiyoruz elimizden geldiğince. 63 tane takım var içeride. 63 takımda her takım kendi API'lerine, her takımda ortalama 10 tane, 12 tane, 15 tane API olabiliyor. Herkes kendi başına performans testlerini koşuyor API'lerinin ve kendi bottlenecklerine varsa eğer bunları sprintlere step step dahil edip fixliyorlar. Daha sonra bir kademe üste çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle bahsedebilirim. Web'den test koşuyoruz sadece. Web ekibinden test koşuyoruz ve test sonuçlarını web ekibiyle birlikte oturup yorumluyoruz ve onlar kendi iyileştirmelerini yapıyorlar. Paralelde gidiyoruz mobil web ekibiyle konuşuyoruz. Onlar kendi iyileştirmelerini yapıyorlar. Sonra mobil ekiple koşuyoruz. Oradaki bottleneckleri çıkartıyoruz. Onlar iyileştirmelerini yapıyor. Step step yukarıya çıkıyoruz. Daha sonra hadi bu ay overall test koşalım. Çünkü testlerimiz iyi çıktı. Herhangi bir sorun yoksa o ay hep birlikte bütün ekip takvime şey atıyoruz. Saat, tarih atıyoruz. Herkes tikliyor. Bu saat olsun, şu saat olsun. Bir oylama yaparak testlere başlıyoruz aslında. O günü belirliyoruz ve hep birlikte her ekipten bir arkadaş dahil olarak sürece testlerimizi koşuyoruz. Herkes kendi tarafını monitör ediyor ve gördüğü sıkıntıları vesaireleri yazıp fikse fikse ilerliyoruz. Aslında Peki. biz event hazırlığını sadece evente 3 ay kalaya değil, Ocak 2'de başlayıp yılın sonuna kadar bu şekilde, evente kadar bu şekilde sürekli ilerletiyoruz. Biraz önceki soruyu herhalde şey yaptık. Şöyle testlerinizi canlı yapıyoruz dediniz. Canlı Evet. ortamınızın performansı bu anlamda etkilenmiyor mu? Etkileniyor, kesinlikle etkilemez olur mu?
Şu şekilde söyleyebilirim. İndiriyoruz sistemi ama bunu trafiğin en düşük olduğu zamanlar yapmaya çalışıyoruz. Müşterimizin en az etkileneceği zamanlar. İşte gece bazen 2'de falan oluyor bu. O şuradaki yorgun gözler. Bu sabah, yanlış hatırlamıyorsam sabaha karşı işte 5 falandı. İşte 11 gibi falan hepimiz ofise gelmişiz. Çay, kahve, muhabbet. Daha sonra işte bir gibi başlıyoruz seslerimize. Bir gibi başlayıp 5-6'ya kadar sürebiliyor. Çünkü 6'dan sonra işte müşteri trafiği artmaya başlıyor. Aslında şurada şöyle görebilirsiniz. Ama bugün içerisindeki sabaha karşı mesela 5:20 trafik çok az. Çok az dediğim 20K, 30K trafik var. 2019'da bu. Bu şekilde söyleyebilirim. Yeterli oldu mu? Oradaki trafiklerden bir tanesi benim bu arada. Ben de katılıyorum. Beşik. Çünkü kalmıyor yok bilmem ne. Gün içerisinde böyle özellikle bir reklamda bir yerde gördükten sonra hemen girip böyle o alışveriş yapma şeyi. Bir Bu da bakıyorsun şey, tek tek çalışan azalıyor. arkadaşların yemeğe çıktığı saat mesela şurası. Şimdi şey yaptım. Dikkat ettim ben de. Aslında bizle birlikte Trendyol'da şey aslında aynı şekilde bizim hareketlerimizle Trendyol'da etkileniyor. İşte kullanıcılar sisteme giriyor, bir şeylere bakıyor. Burada büyük ihtimalle ağlayan çocukların anneleri falan oluyor ya ağırlıklı. Eşim öyle. Peki testlerin paralel koşumu sırasında nelere dikkat etmek gerekir diye bir soru gelmiş. Paralel koşumu sırasında performans testlerin ağırlıklara doğru ağırlıklar vermek lazım. Şey gibi Boğaz köprüden araba geçirmek gibi. Yani sürekli kamyon geçirirseniz doğru bir test yapmamış oluruz aslında. Kamyon neden yavaş gider? Ağırdır. Ama hızlı motor da geçirmemiz gerekiyor. Yani benim bu isteğim şunu söyleyeyim. Bir ürün detayı çekmek mi yoksa siparişlerimle ilgili soruları çekmek mi daha çok yük getirir sisteme? Ben hangisini daha fazla atmalıyım? Event döneminde veya günlük yaşamda da ürün detayı daha iyi, daha çok müşteri istek atacak. Siparişlerimle ilgili soruları çekmektense. İşte ürün detayı 1.000 kere istek atıyorsam saniyede bir kere istek atmam lazım saniyede şeyle ilgili siparişlerimle ilgili soruları bir kere istek atıyor olmam lazım. Onları doğru bir şekilde orantılamak lazım. O da işte distribution'lara girmiş oluyor. Distribution'ları doğru bir şekilde değerlendiriyor olmak lazım. Ve biraz önce bahsettiğim gibi bu her bir isteğin içerisinde de aslında bir ağırlık kırılımı var. Benim müşterim 20 milisaniye ile 30 milisaniye arasında bir istek atabilir. İşte Trendyol'da 1,8 milyon kişinin geldiği event dönemindeki isteklerin işte ürün detaya bütün müşteri aldığımız içerisinde bu çerçeveye bu ürün detay istekleri kimi 20 milisaniye ile 30 milisaniye arasında ürüne baktı, sepete ekledi veya başka bir şey yaptı. Kimi de belki daha uzun baktı, bir şeyi daha iyi görmek için işte zoom yaptı vesaire daha uzun bekledi ve daha sonra hareket yaptı. Bu tip kullanıcı davranışını en iyi simüle etmeye çalıştık aslında Ares'le birlikte. Kullanıcı davranışını en iyi şekilde nasıl sergiliyorsa. Bunun da işte temelinde şey yatıyor. Uygulamanızı çok iyi tanımak. Belki Hep diyoruz ya ihtiyaçları doğru belirleme. kesinlikle kesinlikle o en önemlisi o. Süper. Son bir iki soru daha var. Trafiğin capture edilme durumu üretim ortamında mı yapılıyor? Sanırım canlıdan bahsediyoruz. Yok, production'ın şey var sonuçta bir kullanıcı. Ben hep şeye çok alışmışım kusura bakmayın böyle tahtaya yazıp çizmeye falan böyle Ya hiç elim sağ önemli sol. değil. Müşteri sonuçta Trendyol.com'a girerek gelirken bir network'ten geçiyor. Bu network zaten üzerimizden geçen bir trafik var. Bu trafiği istediğimiz noktada capture edebiliyoruz. Network ekibi bunu sağlıyor bize. Ya bu datayı biz network ekibine böyle böyle bir data ihtiyacımız var. Security ekibi bu datayı inceliyor. Bundan sonra bu data
temizlenmiş bir halde bize veriliyor. Biz daha sonra bu raw bir data bunu alıp kompres edip bir yere işte daha küçük haline getiriyoruz. İşte onlar mesela isteklerin hepsini tek tek alt alta yazıyorlar. Ama biz bunu alıp bu istekten işte bu saat aralığında kaç tane atılmış bunları hesaplayarak şuradaki countlar kaç? 917.067 kere mesela yarım saat içerisinde şu istekten atılmış. Bu demek ki benim için önemli bir case. Ben bunu test koşuyorsam eğer bu noktaya, bunu kesinlikle testini koşmam gerekiyor. Peki. Diye case'lerimizi seçebiliyoruz. Son bir soru daha var. Onu da alalım. Sonra ufak ufak kapayalım. Yeni yazılan bir rapid testi için bağımlı olduğu ortamları mockluyor musunuz? Yoksa her zaman test ortamınız stabil mi? Tabii. Ya test ortamı işte daha önce işte test tarafındaydım. Şu anda da destek oluyor. Test ortamı bazen iniyor, çıkıyor kesinlikle. Bunlar olacak. Mock'u genelde biz iki tane, üç tane test ortamımız var. Bir dev ortamı var, bir stage ortamı var, bir de pre-prod ortamı var. Pre-prod neredeyse production'ın kopyası gibi düşünebilirsiniz. Data anlamında, scalability anlamında değil. Dev ortamında genelde mock gibi şeyleri kullanıyoruz. Ama stage ortamı gerçekten şeydir. Birçoğunu mock, neredeyse mock stage ortamında kesinlikle yok. Uçtan uca testler, end-to-end testler vesaireler genelde stage ortamında oluyor. Tabii ki instant'lar vesaireler oluyor ama Slack var. Hemen abi bu API sendeydi, şuna bir baksana diye yazıyoruz. Veya DevOps ekibinden bizim içeride çeşitli channel'lar var, kanallar var. Bu kanallarda ya şu ortamda şuraya erişemiyorum, bir sıkıntım var. Arkadaşlar sağ olsun çok hızlı bir şekilde dönüyor. Tabii ki de oluyor arada sırada. Zeynep Tateri son soruyu sormuş. Dış sistemlere giden istekler için performans testlerini gerçekleştirebiliyor musunuz? Dış sistemler, payment galiba yanlış anlamadıysam. Evet. Orada farklı bir strateji ilerletiyoruz. Oraya da sanki kendimiz bir banka API yazdık. Buraya şeyler koyuyoruz. Latency'ler koyuyoruz. Onları da aslında biraz da bankalardan dönen cevaplara göre alıp harmoni edip onun ortalamasına göre orada da bir array veriyoruz. Ben bir ödeme testi koşuyorum. İsteğimi attım. O array içerisinden en ağırlıklı zamana göre bana geri dönüş yapıyor. Burada aslında şey de önemli. Thread bekletiyor aslında. Yani bir isteği hızlı atmanızla karşıdan gelecek cevabın yavaş gelmesi vesaire, bunlar da bir sistemde test edilmesi gereken noktalar. Yani şu şekilde söyleyebilirim. Biz mesela Ali Cloud'dan koşuyoruz. 20 kaç gigabit? Bayağı bir limit var. çok hızlı bir şekilde istek alıyoruz. Ama bu isteğimizi yavaş bir şekilde cevabını almamız lazım. O yüzden bu payment testlerinde bunlara da çok fazla dikkat ediyoruz. Süper. Hemen hemen bütün soruları neredeyse sorduğum gibi oldu. Arada atladığım varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Katılımcı arkadaşlara da şöyle bir şey yapayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Abi. İnşallah iyi anlatmışımdır. Aklınıza bir şey gelirse ne olur yazın. Elimden gelince hızlı cevap vermeye çalışırım. Konuşuruz daha sonra. Süpersiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sizlere. Katılımcı arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz bu arada. Sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki sizi ağırladık. Sizler de iyi ki varsınız. Güzel etkinlikti, güzel şarkılarda. Kim seçtiyse teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bye bye.